Fatiha ve salavat Allah'a ve salâ Muhammed Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyâkel âbudu ve iyyâkel estaîn. İhtinas sıratel müstakîm sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lehûmâ'l-i'nîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilim de Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamil ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında Darwin var. Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil. Bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet-i kerimesinde de onlara zelil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar, sonra hücre sayısı artmış, denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş, sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış, karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu
Nereden kaynaklanıyor dersiniz sevgili kardeşlerim? İlim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar deli dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Çift kromozomlu insanın yanında 33 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni insanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman şu görülür ki insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları kıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez, ayakları hala el hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayvan hayvandır, insan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları, yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı ve belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri, başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvel de göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını.
ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler, atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akılları normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyorum size? Şu ilim şuuruyla biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep acımak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik, bir varlık, bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik yediği hücreleri ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzvağı aşılarsanız orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz
sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz renk olarak, ses olarak, ışık olarak algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim, 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek. Bu bir mecburiyettir, zarurettir ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı, onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat, fiziğin ötesi, bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, yedi kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış. Ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her Perşembe akşamı iftardan sonra, her Perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafette göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda, cübbemizle o görevi yaparız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizinle sohbet etmek, Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim! Mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için bunu bize daha ötede olanı söyleyelim, vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz.
O bizim Rabbimiz. O el ilahtır. Kainatın tek ilahıdır. El ilah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı, ama Arapçada E-A gibi telaffuz edilir. E ile A arası bir ifade. Allah. Söyleyemiyorum, benim Arapçam çok kötü. Bu kıt Arapçamızda, sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Allah Teala'nın bize bu kadar çok şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilimde tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir, ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşler. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya, hani şuradaki kalbiniz, vücudunuza kan pompalayan, tekrar geri alan kalbiniz, o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah-u Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Biz de gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evren Osmanlıları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evren Osmanlıları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evren Osmanlıları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde
Eğer Allah'a ulaşmak isterseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam, umamaz diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı? Cennet onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim, ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayin mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize, nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bitti sevgili kardeşlerim. Şuranızdan, kalbinizden bir talep. Bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey nebiler, kimler var Allah-u Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizle de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler, oradaki beş peygamberin hepsi dedi ki, evet, dilimizde de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize. Allah-u Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil,
Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki, ondan daha evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki, daha evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki, daha evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki biz bütün nebilere kitap veririz diyor. Şeriat kitabı veririz diyor. Oradaki hükümlerle hükmetsinler diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Hatemün Nebiyyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar nebi gelmeyecektir, peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından ve Tevrat'ın aslından ve Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hazreti Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indiriliyor ve Arapça indiriliyor, o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim, iradeni teslim edir. O zaman Allah'ın Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz. Ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız, 200 sene yaşadığınız düşünün, daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz, orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan, bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz, gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız. Ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var.
Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün "Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım" dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Çünkü kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz. Ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın görüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik, bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum" diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Ben sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki "Aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah Teala o sevdiği kullarına açlığı İftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah-u Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dinlemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dinlemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı diremiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar
kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz, biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunu. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz, bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarfınızı edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması, Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarrufu olarak değerlendiriliyor bir ekel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya sevgili kardeşlerim, bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor, ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alıyor, görme hassasının üzerindeki dışaveti alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, işitme hassasının mührünü açıyor, kalbinin mührünü açıyor, kalbindeki ekinleti alıyor ve yerine ifat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 1/7'i kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine. Kiramen katibi melekleri. Yeni furkan
7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler arasından alamet-i farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren en çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olsa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben dilediği kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor, kalbinizi Allah'a çeviriyor, göğsünüzü yarıyor, göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet lefaz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz, gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah-u Teala kimi mürşid tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki, kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim, diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane insan verecek, mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine girecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevirecek. Ondan sonra da Allah Teala size başınız üzerine giren devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah-u Teala
mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah-u Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı denemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazla birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvar olma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıfatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme. Yedinci kattaki idealemi aşarak sitedin mümtahaya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak, Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her oğlunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bunları yaşamak da o kadar kolay ki sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi
İnşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.